Bugün bir scooter incelemesi yapacağız ama kendisini diğer scooterlardan ayıran diğerleri gibi iki tekerlekli değil, üç tekerlekli ve arka iki tekerinin amortisörü var. Ki benim için scooterda en önemli şey açık ara amortisördür. Çünkü amortisörsüz birkaç tane scooter kullandım ve dünyanın en kötü deneyimiydi benim için. Yerde böyle 0,3 milimetrelik bir tümsek olsa bile o sarsıntıyı beyninize kadar alıyorsunuz. Hele böyle tırtıklı bir yere girdiğinizde sanki hiltiyle çalışıyormuşsunuz gibi ve o tüm titreşim vücudunuz alıyor. Bugün inceleyeceğimiz model hem fiyat anlamında hem özellikleri anlamında çok güzel gözüküyor. Daha deneyimlemedim ama yabancı kaynaklardan incelemelerini izledim. Sonuçlar gayet güzel gözüküyor. Zaten ben nesnel olarak testlerini yapacağım ama öncesinde kendisini çağıralım. Çağıralım diyorum, o beni çağırsın. Boya bak. Ah! Oh! Çok büyük be. Oğlum nasıl inceleyeceğim ben bunu? Evet, yanımda Gotrax markasının G Pro modeli var. Söylediğim gibi 3 tekerlekli bir scooter. Zaten teknik detaylara değineceğim. Ne kadar menzil yapıyor, şarjı ne kadar oluyor hepsini tek tek deneyeceğiz. Bu arada bu scooter'ın en sevdiğim özelliğini söyleyeyim. Dünyada en ucuz Türkiye'de satılıyor. Ben tüm yurt dışındaki fiyatlarına baktım araştırırken. Evofon distribütörlüğünde geliyor bu arada. Resmi olarak distribütörü Evofon. Ve Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapmışlar diye düşündüm. Yurt dışı fiyatlarına kıyasladığınızda %20, %25 daha uyguna geliyor. Neyse çok uzatmayayım. Kutuyu açalım. Sonrasında 3 teker hakkında biraz konuşacağım. Hadi bakalım. Şu canavarı açalım. Hop. Ben bunu en iyisi aşağı indireyim. Oy. Bir şey diyeyim mi? Beklediğimden çok daha büyük bir şey çıktı bu arada. Eğer beklentileri karşılarsa diğer scooterlar işine baksın. Öyle söyleyeyim çünkü fiyat olarak çok yakınlar ama görünen çok farklı. Diğerleri oyuncak gibi kalıyor yanında. Anlatacağıma göstereyim bence. Hadi bakalım. Yo. Masaya da biraz indirelim aşağı. Şimdi öncelikle şu poşetlerinden kurtaralım. Şöyle yukarı kaldıracağım biraz. Daha rahat görün diye. Şu arka kısım var ya çok güzel gözüküyor. Şimdi şu kurulumu yapalım. Her yerini zaten detay görüntülerini göstereceğim. Şu bastığınız yer bile çok geniş. Bu da konforu arttıran bir şey zaten. Hani bir ayağınız önde, bir ayağınız arkada tutmak yerine iki ayağınızı yan yana koyabileceğiniz bir genişlik var. Ve diğer bir konfor unsuru, tekerlekler çok büyük. Bu tekerlek büyüklüğü önemsiz gözükebilir ama küçük tekerler en ufak çukurlarda bile yere düşmenizi sağlayabilir. Motosiklette de böyledir. Tekerlek ne kadar büyürse güven o kadar artar. Teknik detaylarını anlatacağım zaten. Kutu içeriğini göstereyim öncelikle. Ayakta incelemeye devam edeceğim. Bir tane kullanım kılavuzu var. Şöyle İngilizce olarak resimli göstermişler. İçinden vidaları işte nasıl kurmanız gerektiğini her şeyi gösteriyor. Ben de bundan yardım alacağım. Burada tekerlekleri şişirmemiz için pompa ucu, alyan ve alyan yardımıyla sıkabileceğimiz vidalar var. Yani içinden pompa ucu çıktığına göre tekerleklerimiz havalı. Havalı olması daha iyi. Dümdüz böyle plastik tekerleklere nazaran içinde hava olduğu için esneme payı daha yüksek oluyor. Bu da konforu arttırıyor. Şöyle bir kutu daha çıktı içinden. Evet. Tabii ki şarj aletimiz. Burada Avrupa ucu uyumlu bir güç kablosu. Buradan da adaptörümüz çıkıyor. 42 volt 2 amper yani 84 watt. Evet, sanırım kıvıracağım şu işi. Harika. Şimdi içinden çıkan vidaları kullanabiliriz. Gidonu oturttuğunuzda burada 4 tane vida deliği var. Onları alyan yardımıyla sıkıyorsunuz. Şöyle yan taraflarına denk gelecek şekilde sıkıyoruz ama biraz sert, biraz uğraştırıyor. Bu kısım bir 5-10 dakikanızı alır. Ama bir kere yapacağınız bir şey zaten. Evet, kurulum tamam. Şimdi tekrar aşağı indirdim. Şöyle arkasını göstermek istiyorum size. Arkadan şöyle bir görüntüsü var. Amortisörlerine kadar gözüküyor. Bir deneme çıkışı yapayım. Allah. Oo, çok iyi. Yani böyle kontra hareketi dediğimiz, şimdi durduğum yerde anlatmam çok zor ve göstermem de çok zor. Motorlarda gidonu çevirmeden yaptığınız bir kontra hareketi vardır. Daha doğrusu iki tekerlekli araçlarda. Bunda da üç tekerlekli olmasına rağmen yapabiliyorsunuz. Çünkü sağa ve sola doğru dönüyor tekerlekler. Arka tekerleklerden bahsediyorum. Şöyle yapalım, bayağı terledim kuracağım diye. Ben ürünü biraz öğreneyim, kullanayım bir iki gün kadar. Testlerimi de gerçekleştirmiş olurum. Deneyimsel olarak size anlatacağım. Sonrasında da zaten nesne olarak sizin göreceğiniz testleri yapacağız. O yüzden birkaç gün sonra görüşmek üzere.
yavaşla. Git git. Sen ne yapıyorsun ya? Oğlum senin eğilmene gerek yok. Ben gidiyorum. Cüle cüle. Evet. Şu an gidiyoruz. Umarım mikrofona rüzgar gelmiyordur. Arkadaşlar şu kanala abone olun ya. Bu çocuk bak 1 milyon olsun artık ya. Ne olur bu çocuk. Bir yardımı çok görmeyin bu çocuğa. Bir abone olun. Bir de like atın. Gitti gitti bu kadar. Şu an ikinci kademedeyim. Şurada bir hız testi yaparız. Normalde bunda trafiğe girmenizi önermem. Hop. Evet şu an 25 km hızla gidiyoruz. Ben şu an 91-92 kilo falanım sanırım. Maksimumuz 25 zaten ve 25 kilometre hiç böyle düşmeden gidiyor. 24.9'a bile düşmüyor. Şimdi düştü ben dedim. Şunu söyleyebilirim. Acayip güzel viraj alıyor ve kendinizi çok güvenli hissediyorsunuz 3 teker sayesinde. Abi sol şeride falan geçiyorum. Ne yapıyorum ben? Allah. Evet, başarılı. Normalde amortisör olmayan bir skuterla yapsaydım onu beynim sallanmıştı. Evet, sizi gün batımına getirdim. Şöyle insancıklar var, onlara çarpmadan etmeden. Evet, basıyorum gaza. Hızlanması iyi bu arada. 0.25'e yaklaşık kaç saniye deneyelim ya. Şimdi öyle kafadan saymayayım. Sayaç koyacağım buraya. 1, 2, 3. 20. Evet, 25'e ulaştık. Sanırım 5 saniye falan 0.25'i. Fena değil. Daha hafif olursanız daha hızlı gidersiniz. Evet, şöyle bir duralım. Şu an ikinci kademeyi almıştım. 1'i aldım. Birdeki maksimum hıza bakalım. Evet, birde de 15 kilometreye sabitliyor. Yaklaşık 2 saniyede falan 3 saniyede çıkıyor o hıza. Güse. Güneş geliyor, güneş. Ne kadar anlayışsızsınız. İlla aşağı çakal. Çakal orada illa. Evet, şöyle bir dönüş alalım. Evet, belli bir süre gaza basılı tuttuğunuzda elinizi bırakabilirsiniz. Cruise kontrolü alıyor ve 15 km hızla devam ediyor. Böyle çok daha rahat oluyor. Böyle parmağınıza basmanıza gerek yok. Cruise kontrolden çıkmak için arabadaki gibi freni sıktığınızda çıkıyor. Tekrar tetiğe basıyorsunuz. Başarılı. Korkma. Elinde benim kameram var. Çarpar mıyım sana hiç? Ya bu da acayip böyle memelerim falan ortaya çıkarttı. Yok be. İşte gidiyorum bir şey demeden. Arkamı dönmeden şık bak. Evet, şu cruise kontrolü söylemiştim. Tam 10 saniye basılı tutmak gerekiyor. Evet, bastım ama 10 saniyede biz oraya varacağız gibi. Evet. Buse, selam çak bakayım giderken. Hadi eyvallah. Tamam çek. Salih gel bakayım buraya. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ben bile onu geçiyorum abi. Bahriye miydi? Bahriye. Bahriye, he, okey. Salih. Ne yapıyorsun orada sen? Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, şimdi deneyimlerim ve teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Deneyimlerimi aslında gösterirken biraz anlattım ama değinmediğim noktalar var. Onlardan da bahsedeceğim. Öncelikle motor gücünden başlayalım. 600 wattlık bir motor gücüne sahip. Ve maksimum gördüğünüz gibi 25 km hız yapabiliyor saatte. İvmelenmesini ben çok beğendim. Zaten bu bahsettiğimiz hızlar işte 250 wattlık, 300 wattlık scooterlarda yapabiliyor ama ivmelenme farkı çok fazla.
Aslında aksa gitse bu scooter daha fazla hızlar yapabilir. Fakat 25'te limitlendirmişler ki bence çok daha güvenli. Yani 25'in üstü biraz korkutucu ve tehlikeli olabilir. Piyasada görüyorum böyle 70 kilometrelik falan hız yapan scooterlar var. Gerçekten ölüm makinesi bence onlar. Bulaşmanızı da tavsiye etmem. Her ne olursa olsun öncelikle güvenliğinizi düşünmeniz lazım ki burada 3 tekere geliyorum. 3 teker olması inanılmaz bir konfor ve güvenlik veriyor size. 2 tekerlekli scooter'da böyle sürekli böyle şu yalpalama hareketini yaşıyordum ben. Çünkü gidon hafif, en ufak hareketinizi bile tüm scooter'a veriyor. Bunda öyle değil. Amortisörlerin olması zaten ayrı güzellik. Konforunuzu çok arttırıyor ve düşmenizi de engelliyor. Çünkü direkt olarak o etki tepki olarak dönmüyor size. Tek şarjda 30 kilometre gidebiliyorsunuz. Menzilde gayet yeterli bence günlük kullanım için. Lastiklerinin havalı olduğunu söylemiştim. Arkadaki iki tekeri 8,5 inç, öndeki tekeri 10 inç. Ve scooter'ımız 0'dan 100'e tam 5 saatte şarj olabiliyor. Yani uyurken taktığınızda sabaha full olarak bulabiliyorsunuz. Çekim alanı düz olduğu için gösteremedim ama ben scooter'ı bayağı kullandım. Uzun mesafeler gittim geldim. Rampada geçtim. 20 dereceye kadar olan eğimleri rahatlıkla çıkabiliyor. Hatta biraz daha fazlasını da çıkabilirsiniz. Böyle geriden hızlıca gelirseniz. 2 tane kademesi olduğunu söyledim. İlk kademimiz 15 kilometreye kadar sabitliyor. İkincisi 25 kilometreye kadar. Ben böyle insan kalabalığının olduğu yerde genelde 15'i tercih ettim. Ama 15'te L1'de kullanmadım hiç bunu. Kendim elimle manuel olarak ayarladım. Bu arada o tetiği ayarlama kısmı da çok iyi. Hangi hızda kalmak istiyorsanız onu rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz ve 10 saniye kadar aynı yerde tuttuğunuzda cruise kontrole geçiyor. Yani hızı sabitliyor. Misal veriyorum 18 km hızla gidiyorsunuz. Eliniz hep böyle 10 saniye boyunca hareket ettirmediğinizde o hıza kilitliyor ve gitmeye devam ediyorsunuz. Freni sıktığınızda da otomatik cruise kontrolden çıkıyor. Ürün çok kolay bir şekilde katlanabiliyor. Gayet sağlam oluyor. Fakat taşıması çok kolay değil. Hani evet taşırsınız, 23 kiloluk bir ağırlığı var ama çok uzun mesafelerde elde taşımanız biraz zor. Frenlerine gelecek olursak ben frenlerini çok beğendim. Disk fren bulunuyor. Arka tekerlerin ikisinde de önde de mevcut. Yani 3 tane disk frenimiz var. Bu tarz her frenleme sistemi için geçerli bir şey bu. Belli bir kullanımdan sonra frenler daha iyi tutuyor. Çünkü balataları disklerin sıyırarak böyle tam oturması gerekiyor. İlk böyle kullanmaya başlamadan önce biraz ilerleyip fren sıkıp bu şekilde böyle fazla frenleme yaparak bu süreci hızlandırabilirsiniz. Ki zaten ben kullanımda gördüm. Kullandıkça frenler daha kuvvetli hale gelmeye başladı ve frenleri çok güzel tutuyor. Ve 3 tekerli olduğu için böyle ani frenlemede sizi düşürmez. Çünkü kendisi bile direkt dengede duruyor. Ondan da bahsedelim. Normalde 2 tekerlekli scooterlarda ayaklığı açarsınız böyle yatırırsınız biraz. Bu kendisi 3 teker üzerinde rahatlıkla durabiliyor. Ve böyle çok sert vurulmadığı, çekilmediği sürece de devrilmez. Güzel bir ekranı var. Buradan işte hızınızı, farınız açık mı, scooter kilitli mi, ne kadar mesafe gittiniz, bataryanız nasıl, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Gayet sade tutulmuş ama her şeyi görebiliyorsunuz. Kilit demişken kilitleme mekanizması var. Base olarak ilk geldiğinde 3 tane 0 olarak belirlemişler şifreyi. Onu girip direkt açıyorsunuz. Ama şifreyi siz de belirleyebiliyorsunuz. Ve bu kilitleme sisteminin yanında ekstradan el freni de var. Bunu nerede kullanabilirsiniz? İşte eğimli bir alanda bırakıyorsunuz, yokuşta bırakıyorsunuz. El frenini kilitlediğiniz zaman öyle sapasağlam duruyor. Bunu da iki freni aynı anda kendinize çekiyorsunuz ve önündeki tetikleri de çekiyorsunuz. Ve bu şekilde kilitleniyor. Tuşlarına gelirsek üzerinde 3 tane manuel buton var. Artı, eksi ve açma kapama tuşu. Scooter yerinde durduğu sürece artıya basılı tutarsanız farı açıp kapatabiliyorsunuz. Eksiye bastığınızda ise ki bu özelliği ben çok sevdim, yürüme moduna geçiyor. Atıyorum scooter'ı her zaman üstüne binerek kullanmıyorsunuz. Bir yere yürüyeceksiniz. Scooter'ı yanınıza götürmek istiyorsunuz. Sürüklemenize gerek yok. Eksi tuşuna basılı tuttuğunuzda 3 km saatte hızla ilerlemeye başlıyor scooter ve siz atıyorum 5-6 km hızla yürüyorsanız size bir şekilde ayak uyduruyor. Yani scooter'ın ilerlemesine bir destek atıyor olarak düşünebilirsiniz. Kullandığınızda da artı eksi tuşları bu bahsettiğim iki kademe arasında gidip geliyor. Eksiye basarsanız L1'e, artıya basarsanız L2'ye geçiyor. Ve üzerinde reflektörler var. Bunlar da karanlık alanlarda gayet güzel olmuş. Ön iki tekerin yanında var, arkada var. Yani karanlıkta bir şekilde bir ışık kaynağı size vurduğunda fark edilebilir oluyorsunuz. Evet, genel olarak deneyimlerim bu kadardı. Bence güzel, detaylı bir şekilde anlattım. Ama halen aklınıza takılan bir soru varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz ve şunu da söyleyeceğim. İleride kendime bir scooter alırsam kesinlikle 3 tekerli alırım. Deneyimleri arasında inanılmaz fark var. Bir gün deneyimleme şansınız olursa ne dediğimi anlarsınız. Neyse, çok uzatmayayım. Yanda 2 tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.